Arkadaşlar, Almanca cümle kur serisi videolarımızın üçüncüsüne gelmiş bulunuyoruz. Bu videomuzun konusu Die Pluralbildung der Substantive, yani isimlerin çoğul yapılışı. Bu videoda isimlerin çoğul yapılışı ile ilgili tüm ayrıntıları sunmaya çalışacağım. Ancak bu videoyu izlerken bazı arkadaşlarımız ya da bu videonun sonunda bazı arkadaşlarımız şu fikre kapılmış olabileceklerdir. Bu kadar çok kuralı akılda tutmaktansa bu isimleri, artikelleri ve çoğullarıyla birlikte öğrenmek daha pratik bir yöntem olacaktır diye düşünenler çıkacaktır sanıyorum. Her şeye rağmen iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Hemen konuya girelim. Pluralbildung der Substantive, isimlerin çoğul yapılması. 1. Çoğul yapılacak ismin önceki artikeli hiç dikkate alınmaz ve öncelikle artikeli die yapılır. 2. Çoğul yapılacak bazı isimler sonlarına bir takım ekler alırlar. Bazı isimler çoğul eki almazlar. 3. Çoğul eki alsın ya da almasın. Bazı isimlerdeki kalın sesli harf umlaut denilen bir uygulamayla inceltilir. Şimdi bunları örneklerle inceleyelim. Umlaut şöyle yapılır. Çoğul yapılacak isim birkaç sözcükten meydana gelmiş birleşik, yani bitişik yazılmış bir kelime değilse, bu kelimedeki kalın sesli harf ince sesliye dönüştürülür. Bu durumda A, umlaut A'ya, yani E sesine, O, Ö sesine, U, Ü sesine dönüştürülür. Bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Almanca bir ismi çoğul yapma konusunda pek de kesin bir kural yoktur. Kesin olan tek şey çoğul yapılan ismin artikelinin artık die olacak olmasıdır. Bu nedenle isimleri artikel ve çoğul ekleriyle birlikte öğrenmek gerekiyor. Çoğul yapımıyla ilgili olarak kesine yakın, hatta kesin denecek durumlar şunlardır. Şöyle bir tabloyla bu konuyu işleyelim. Bu tablonun ilk sütununda artikeller veriliyor. Burada ikinci sütunda ise sonu hangi ekle bittiği gösteriliyor. Kelimenin ismi yani. Burada o ismin, o ismin ek alıp almadığı çoğulda gösteriliyor. Aldığı ek varsa o gösteriliyor. Burada örnek verdiğimiz isimler, artikelleri, bunların açıkça çoğul yazılış ve söyleniş biçimleri, en sonda da sözlüklerde yazılan biçimleri kısaltmalarla, işaretlerle, sembollerle anlatılan şeyler gösteriliyor. Bunları açıklayacağız. Sonu er ile, er diyoruz Türkçe ama Almanca bunun okunuşu er. Sonu er ekiyle ya da hecesiyle, bölümüyle, Vater, Mutter, Kloster, Messer gibi, bakın hep er ile bitiyor. Sonu er ile biten isimler, artikelleri bunların der olabilir, di olabilir, das olabilir, hiç fark etmez. Çoğul eki almazlar. Bakın burada sadece inceltme işareti var, ek işareti yok. Burada ek almaz işareti var. Burada zaten ek almadığı belli, hiçbir işaret yok. Der Vater, die Väter olmuş. A incelmiş. Die Mutter, die Mütter olmuş. Das Kloster, die Klöster olmuş. Das Messer, die Messer olmuş. Hiçbir değişiklik yok. Artikel hepsinde die, bakın. Der de gitti, das da gitti. Çoğul die. Bu tekil die şu. Bunlar hep çoğul die. Bunlar yani bu di ile benzeşiyor, aynı harflerden oluşuyor ama artık farklı anlam taşıyor. Şu şekli sözlüklerde nasıl kullanıldığını ben açıklamıştım daha önceki videolarda birinde. İşte sözlükte ismi şöyle yazar, der bile yazmaz, Vater yazar. Yanına bir virgül koyar, belki virgül olmayabilir. Parantez açar, parantezde işte böyle bir inceltme yapılacaksa böyle bir işaret vardır.
Ek varsa şuraya da o eki yazar, parantezi kapatır. Sonra artikeli sembolik olarak yazar. Der artikeli için maskulinin m'si. M. Di artikeli için feminin kelimesinin f'si kullanılır. F yazar. Das artikeli için de neutral kelimesinin baş harfi olan n harfi yazılır. Yani yer kazanmaktır bunun amacı. Şimdi her kelimeyi hem tekiliyle hem artikeliyle hem çoğuluyla yazacak olursa sözlükler iki misline çıkar. Ebadı, büyüklüğü, kalınlığı, sayfa sayısı. Bu nedenle böyle kısaltmalar olur. Yani artikel bile yazmaz sözlükte. İşte o m, n, f harfleriyle bu harf, artikeller sembolize edilir. Burada bu kelimelerin Türkçesi var. Artık onları okumayalım. Bu sayfada sonu el, el yani ya da en yani en ile biten isimler var. Bunların artikeli der. Bunlar ek almamışlar. Bakın hiçbirinde ek yok. Sadece ses harfler incelmiş bir kısmında. Der Spiegel, Die Spiegel, Der Mantel, Die Mantel, Der Garten, Die Gärten, Der Haken, Die Haken. Sonu E ile biten der ya ve di artikel isimlerin çoğul eki ne harfiymiş? Çoğul eki olarak en harfini arıyorlar. Yani ne en demek, en diye okunur. Der Name, Die Namen, Die Rose, Die Rosen, Die Dame, Die Damen. Bunların Türkçesi birkaç sayfasında ileride verildi. Sonu şu eklerle biten isimlerin artikeli di'dir. Bu %100'e yakın bir kuraldır. Yani %100 belki artık istisnalar olur mu onu ileride göreceğiz. Bunların çoğul eki ise en'dir. En yani Türkçe okursak, Almanca okursak en. Die Freiheit, die Freiheiten, die Einsamkeit, die Einsamkeiten, die Übung, die Übungen, die Bücherei, die Büchereien, die Eigenschaft, die Eigenschaften, die Exkursion, die Exkursionen, die Situation, die Situationen. Burada bir ayrıntıya girelim. Sonu Heit ve Kite'la bitenler var. Bakın Freiheit. Einsamkeit. Bu Heit ve Kite ekleri Türkçe'de sıfatlara lik, lık, luk, lük ekliyoruz ya işte özgür, özgürlük, yalnız, yalnızlık gibi. Almanca'da bu anlamı verebilmek için sıfatlara ya Heit ya da Kite eklenir. Ama ne zaman Heit, ne zaman Kite eklenir bunu sonra isim türetme konusunda öğreneceğiz. Şimdilik burayı sadece böylece bir açıklayıp geçelim diye düşündüm. Ve onları di artikeli bir isme dönüştürür. Bizim burada bileceğimiz şey bu konuda sonu Heit ve Kite'la ve tabi bu eklerde biten bütün isimlerin artikeli di'dir. Çoğul ekleri de en'dir. Kelimeleri okumak için die Einsamkeit, die Übung, die Bücherei, die Eigenschaft, die Exkursion bunların Türkçeleri. Sonu link ile biten ve artikeli der olan isimlerin çoğul eki e'dir. Der Liebling, die Lieblinge. Sonu tum ile biten ve artikeli der ve das olan isimlerin çoğul eki er'dir. Er yani Almanca okunuşu er. Der Irrtum, die Irrtümer. Das Kaisertum, die Kaisertümer. Bakın burada inceltme Irrtum'un tumunda ve Kaisertum'un da tumunda yine. Yani kelimenin ilk bölümünde değil, ek olan kısmında incelme var. Bunu da hafızamızın bir kenarına yazalım. Sonu nis ile biten das ve die artikelli isimlerin çoğul eki se'dir. S'nin adı s. E'de e zaten. Se eki alırlar. Das Ergebnis, die Ergebnisse. Die Erlaubnis, die Erlaubnisse. Türkçeleri burada. Sonu hen
ya da line ile biten kelimelerin hepsinin artikeli istisnasız hemen hemen, belki çıkar diye böyle diyorum, ne olur ne olmaz, das'tır. Örnekler: das Mädchen, die Mädchen, das Kindlein, die Kindlein, das Brütchen, die Brütchen, die Bächlein, die Bächlein. Burada da ufak bir ayrıntıya girelim. Yine kelime türetme bölümünde bunu işleyeceğiz. Chen ve line ekleri asıl sözcüğe duruma göre cağız, ceyiz gibi acıma anlamı katar. Ama daha çok küçültme amaçlı kullanılır bu ekler. Ne demek küçültme amaçlı? Şöyle. Brötchen'in aslı das Brot'tur. Ekmek demektir das Brot. Buna chen eklenmiş. Ne olmuş? Das Brötchen. O harfi incelmiş tabi burada. Bu çoğulla ilgili bir olay değil. Chen'le ilgili bir olay bu. Chen eki veya line eki eklendiğinde kelimedeki sesler, kalın sesler inceltilirmiş. Bu çoğu konusu ayrı. Bu eklerle ilgili bir açıklama. Das Brötchen, küçük ekmekler var. Onlara işte ekmek, küçük ekmek diyoruz. Almancası var onun, zemel gibi aklımda kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Der Bach, das Brötchen, küçük ekmek demek. Der Bach, dere. Küçük bir dere, minik dere filan diyeceksek das Bächlein diyoruz. Bakın Bach oldu das Bächlein. Artikel der gitti, das oldu. Das da olsa das. Die artikel olan bir kelime olsaydı burada, o da das olacaktı. Bunların hepsinin artikeli das'tır. Ve bu eki alan isimler çoğulda herhangi bir çoğul eki almazlar. Yani çoğul olurlar ama ek almazlar bu. Çoğul yapımıyla ilgili diğer bazı örnekler ve işaretlere gelirsek, diamant çoğulu diamentler olursa bu kelimenin anlamı erkek ya da karı kocadaki koca kelimesidir. Demek iki anlam var. Erkek anlamına geliyor diamant, bir de koca anlamına geliyor ve bunun artikeli diamenta. Ama adam kelimesi adam anlamına geliyorsa diamant adam anlamına da gelebilir. O zaman bunun çoğulu hiç bu kelimeyle alakası olmayan bir başka kelimedir. Die Leute. Diamant adam, die Leute adamlar. Ahali anlamına da gelir die Leute. Der Wald çoğulu die Wälder. Şimdi şurada erkek isimlerinden türeyen erkek meslek isimlerinden türeyen bayan meslek isimleri var. Burada şu açıklamayı yapmalıyım. Der Lehrer erkek öğretmen. Bundan bir bayan meslek adı türetilmiş. Bakın ne olmuş? Bayan olduğu için artikel bir kere die olmuş. Bu çoğulla ilgili değil bu die. Erkek adından, erkek meslek adından bayan meslek adı türetimi. Anlattığım yer burada şu anda. Der Lehrer sonuna in gelmiş, bir de olmuş die Lehrerin. Olmuş bunun Türkçesi bayan öğretmen. Der Lehrer erkek öğretmen. Die Lehrerin bayan öğretmen olacak. Şurada yazım hatası var. Bu şekilde bayan meslek adına dönüştürülen isimlerin bu şekilde dönüştürülmesi, başka şekiller de var. Çoğul eki nendir? Hepsinin. İstisnasız hepsinin. Der Lehrer olmuş die Lehrerin, çoğul eki nen. Zaten çoğul artık hep die olur. Die Schülerin, der Schülerden geliyor erkek öğrenci. Die Schülerin, kız öğrenci. Die Schülerinin, kız öğrenciler. Der Student, çoğulu die Studentin, pardon, bayan der Student, erkek yüksek okul öğrencisi. Die Studentin, bayan yüksek okul öğrencisi. Bunun çoğulu die Studentinin, bayan yüksekokul öğrencileri anlamında. Der Kollege erkek meslektaş, die Kollegin bayan meslektaş, çoğulu die Kolleginin. Der Freund erkek arkadaş, die Freundin kız arkadaş, die Freundinin çoğul kız arkadaşlar. Der Arzt
erkek doktor, die Ärztin, bayan doktor, die Ärztinnen, bayan doktorlar. Burada deminki söylediğimi kısaca açıklıyoruz. Almanca'ya başka dillerden geçmiş bazı kelimeler veya Almanca kısaltma kelimeler vardır. Onların da çoğu zaman çoğul eki S'dir. S harfi yani. Türkçe S dediğimiz bu harfin Almanca adı S. Das Kino, die Kinos. Das Auto, die Autos. Das Büro, die Büros. Das Taxi, die Taxis. Das Foto, die Fotos. Der Opa, die Opas. Kısaltmadır bu. Der LKW, die LKWs. Bu da kısaltma. Der Lastkraftwagen'dır. Açılımı. Kamyon, ağır yük taşıtı demek. Der PKW, die PKWs. Bu da yine kısaltma. Personenkraftwagen, özel otomobil. DCD, DCDs, CD. Die Kamera, die Kameras, kamera, fotoğraf makinesi vesaire. Der Chef, die Chefs. Das Labor, die Labors. Das Restaurant, die Restaurants. Yine başka örnekler. Das Kind, die Kinder. Das Lied, die Lieder. Das Material, die Materialien. Das Etikett, bunun çoğulu iki farklı ekle yapılabiliyor. Das Etikett, die Etikette ya da die Etiketts. Schema, das Schema. Die Schemas ya da die Schemata. Der Bau, die Bauten. Die Tafel, die Tafeln. Das Salz, bunun çoğulu yok. Yani tuz kelimesi çoğu kullanılamaz. Sıfır, bu kelimenin çoğulu olmaz demektir. Das Salz, tuz. Yani tuz sayılamaz. Sayılamadığı için çoğul olmaz. Buradaki sözcüklerin çoğulu yoktur diyor. Bu Almanca'ya göre bir kural. Türkçe'ye göre çoğunun var. Die Milch, das Wasser, das Gemüse. Biz sebzeler deriz. Ve bunu söylediğimizde de farklı sebzeleri kastederiz. Die Musik, die Zeit, das Geld, para. Biz paralar deriz ama paralar dediğimizde işte Türk parası, Alman parası vesaire çeşitleri kastederiz. Almanca'da da o zaman die Geld der olur zaten. Das Glück, şans, mutluluk. Das Obst, meyve, ama bu kelimeyle meyve dersek çoğulu yoktur. Başka bir meyve kelimesi daha var da şimdilik onu girmeyelim. Das Alter, yaş, insanın yaşı yani. Das Pech, şanssızlık. Aşağıdaki kelimeler çoğuldur. Genelde çoğul olarak kullanılır. Bunlardan bir kısmının tekili varsa da bu sözcüklerden farklıdırlar. Yani yazılışları, söylenişleri çok farklıdır. Şimdi açıklayacağım. Die Ferien, tatil. Bunun tekili yok. Çoğul bir kelime. Die Eltern, ebeveyn, ana baba. Zaten iki kişi bu. Bir kişi olsa tekili olurdu. İki kişi olduğu için tekili yok. Die Geschwister, kardeş. Bunun da yok. Biz de kardeşler deriz de işte burada yok. Die Leute, adamlar. Halk. Bunun tekili var. Nedir tekili? Der Mann. Biraz önce gördük. Adam. Der Mann. Die Landsleute, hemşehri. Bunun da tekili var. Nedir? Der Landsmann. Leute bu. Bu bileşik kelime. Bu Leute'nin aslı neyse o söyler burada.
Der Landsmann hemşehri tekil. Die Kaufleute tüccarlar bunun da tekili var. Niye burada Leute var? Çünkü Leute'nin tekili olduğuna göre bunun tekili var. Der Kaufmann tüccar. Amerika Birleşik Devletleri'nin İngilizcesine göre zaten okunuyor bu. Die USA die Almancasını açıklarsak şöyle Die Vereinigten Staaten von Amerika diye bunu Almanca söylersek ama herhalde İngilizce'de USA diye telaffuz ediliyor. Almanca'sı Amerika Birleşik Devletleri yani. Buradaki sözcükler hiçbir kurala uymuyorlar. Yani onlar için şöyle olur, böyle olur diye bir şey söyleyemiyoruz. Onları da diğerlerin çoğunda olduğu gibi bunları da ezberleyeceğiz. Das Centrum, die Zentren, das Index, die Indizes, das Thema, die Themen, die Praxis, die Praxen, das Museum, die Museen, das Datum, bu günün tarihi anlamında başka tarih değil, yani tarih dersi veya geçmiş anlamındaki tarih değil, çoğulu die Daten. Birkaç sayfa önce bazı kelimeler vermiştik. Onların Türkçesini yazacak yeri yoktu sayfada. Karışmasın diye buraya aldım. Bunu da buradan bir defa okuyayım telaffuz için. İyi olur. Der Spiegel, die Spiegel, die Dame, die Damen. Bu Frau kelimesi birinden bahsederken bayan anlamı verir. Mesela Frau Müller, bayan Müller demek, Frau Schneider, bayan Schneider demek. Ama buradaki bayan kelimesi orada kullanılamaz mı? Dame Schneider denmez, Dame Müller de denmez. Bu kelime daha çok nerede? Şöyledir. İşte baylar, bayanlar derlerse Almanlar, meine Damen und Herren derler. Meine Damen und Herren, baylar, bayanlar demektir. O tür ifadeler de daha çok karşımıza çıkar. Bu dame kelimesi. Fransızca dam var. Oradan geliyor belki de bilmiyorum. Benziyor. Der Mantel. Çoğulu die Mantel. Palto, manto. Der Garten. Die Gärten. Der Haken. Die Haken. Der Name. Die Namen. Die Rose. Die Rosen. Die Freiheit. Die Freiheiten. Die Einsamkeit. Die Einsamkeiten. Die Übung, die Übungen, die Bücherei, die Büchereien, die Eigenschaft, die Eigenschaften, die Exkursion, die Exkursionen, die Situation, die Situationen. Kaç alıştırma yapalım diye bunları da koyduk buraya. Burada ben çoğullarını verdim bazı isimlerin. Bunların tekilleri ne olabilir diye düşüneceğiz, araştıracağız. Biraz sözlük falan varsa oralara da bakacağız. Geçmişteki konularda bu kelimeler var, bu derste de var önceki sayfalarda. Oralardan da yararlanarak bunları çözmeye çalışacağız. Çözümleri bir kağıda yazalım. Sonra bir sonraki sayfayla karşılaştıralım. Bakın doğru cevaplar burada. Kendimizi kontrol edebiliriz bu şekilde cevaplarımızı. Burada yine bir alıştırma var. Füllen Sie die Lücken wie im Beispiel aus. Boşlukları örnekteki gibi doldurun diyor. Burada kullanılan kelimelerin aslı burada veriliyor. Mesela demiş ki ich habe einen Mantel, bir örnek çözüm yapmışız. Buradaki mantelin artikeli dermiş ya. Yani. Bunu anlatıyoruz buralarda. Benim bir paltom var. Bir erkek söylüyorsa bunu bir paltom var. Bayan söylüyorsa mantom var diyor tabii. Ve devam ediyor. Diyor ki du hast zwei Mantel. Benim bir mantom var. Senin iki manton var. Ya da paltom. İki dediğimiz zaman artık o eşya çoğul oluyor, çok. İki manto deriz biz Türkçe'de ama Almanlar iki manto demezler, mantolar derler yani işin tam açıkçası böyledir. Birden büyük her rakam beraber kullanıldığı ismi çoğul yapar. Mesele bu yani. Burada belirsiz artikelle, burada birden büyük bir rakamla çoğul olarak kullanacağız.
Bunları da aynı mantıkla yapacağız. Belki ek gelmeyecek, buralara bilemeyiz. Bunları have'ın fiili akkuzatif istiyordu, bunu unutmayalım. Yani have'ın fiilinin kullanıldığı cümledeki tümleç akkuzatif olur. Bunu unutmuyoruz. Burada da aynı ama burada bir artikel yok bakın. Rakam var. Çoğul zaten. Bunun da çözümünü bir kağıda yazıyoruz. Sonra karşılaştırıyoruz. Burada çözümler var. Devam ediyoruz. Evet. Plural bildung der Substantive isimlerin çoğul yapılışı konusunu burada tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki videoda Die Zahlen, sayılar konusunun ilk bölümü olan Kardinal Zahlen, yani doğal sayılar bölümüyle ilgili çalışmaya başlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.